Bir araştırma var. Çok önemli görüyorum. Yabancılar tarafından yapılan bir araştırma. Özellikle 2015, 2016 ve 2017 yıllarında, bakın bu 3 sene içerisinde Türkiye'den 13 bin dolar milyoneri yurt dışına çıkış yapmış. Parasını yurt dışına göndermiş. En az 1 milyon dolar ve üzeri olan parasını yurt dışına göndermiş. 2015 yılında 1000 iken bu sayı, 2016'da 6000 oluyor, 2017'de tekrar 6000. Bizim dışımızda, Türkiye'nin dışında 1 milyon dolar ve üzerindeki mevduatların yurt dışına gönderildiği ülkeler, bir tanesi Çin, bir tanesi Hindistan. Fakat Çin ve Hindistan biliyorsunuz milyar mertebesinde nüfusu olan ülkeler. Nüfusla kıyaslanınca, dolar milyoneri sayısıyla kıyaslanınca biz dünyada birinciyiz. Biz dünyada birinciyiz. Parasının yurt dışına gittiği, kaçırıldığı ve bununla beraber eğer yabancı dil biliyorsa beyin göçünün yaşandığı ülkelerden bir tanesiyiz. Demek ki burada bir sorun var. Biz 6000 2017'de, 6000'de 2016'da dolar milyonerini, dolar milyon doların üzerinde hesabı olanın yurt dışına para aktarmasını görmüyor. Buna göre bu düzenlemeleri yapıyorsak, yukarıdaki o 82 madde de bu şekilde, bu da böyle, bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Neden insanlar paralarını Türkiye'de tutmuyorlar da yurt dışına gönderme ihtiyacı hissediyorlar? Neden yurt dışında gayrimenkul alınıyor? Bunların araştırılması lazım. Biz güven vermedikçe Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu para kaçmaya mahkum. Bu insanlar kaçmaya mahkum. Herkes vatanını sever. Kendi ülkesinde yatırım yapmak ister öncelikle. Bakın bir araştırma yapalım. Bunun kamu tarafından yapılması lazım. Yatırımcıların çoğu Romanya'ya, İngiltere'ye, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, hatta Mısır'a yatırım yapıyorlar son yıllarda. Bunları hep beraber aşmamız lazım. Bu sadece bu kanun tasarısında olduğu gibi, 518'de olduğu gibi bazı işlemleri kolaylaştırmak, bürokrasiyi azaltmakla olmaz. Bir hukuk devrimi de yapmamız lazım. Korkutmamamız lazım, güven vermemiz lazım, adalet olması lazım, insanların mahkemeye gidebilmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 27 bine yakın biz 2016'da, 2017'de şirkete el koyduk. Ve bunların çoğu mahkemeye gidip hakkını, hukukunu arayamadılar. Evet, bir FETÖ meselemiz var, çok önemli, ama sadece bu bahane edilerek yatırımcıların kaçırılmasına sebep olmamalı.